Arkadaşlar yeniden merhaba. Dördüncü bölge üçüncü etaptaki daireleri az çok değerlendirmeye çalıştım. Dördüncü bölge ikinci etaptaki dairelerin vaziyet planına baktığımızda biraz daha iç içeler. Biraz daha böyle cepheleri kapalı. Ancak dördüncü bölge üçüncü etaba şimdi geldim baktığımda dördüncü bölge üçüncü etaptaki bütün evlerin neredeyse cepheleri çok güzel. Arkası, önü. Çünkü imar yerleşkesine baktığınızda da hep daireler tek sıra gitmiş. Yani bayağı bir rahat 5-6 daire tek sıra. Önü de arkası boş dairelerin. Çok güzel olmuş bu etap özellikle. Sadece 2-3 tane daire arka tarafta batı cephesine bakıyor. Onların da yine de önü açık. İkinci sırayı oluşturmuşlar. Tek sıradan ikinci sıraya çıkmış. Taş Atlas'ın 3-4 tane daire. Çok güzel olmuş. Projesini çok güzel yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Yalan yok. Dördüncü bölge üçüncü etap şimdi kaba inşaatı bitirmiş. Dış montalamasını falan filan da yapmış. Yakından bakıyorum. Güzel bir şey seçmişler. Renk seçmişler. Albenili duruyor daireler gene. Balkonlarına bakıyorum. Balkonları beni biraz tedirgin ediyordu. Küçük balkonları var. Taş Atlas'ın 1'e 2,5-3, yani 2,5-3 metrekare kadar bir şeyleri var. Balkonları var. Odalarının bağımlı olduğuyla alakalı bir söylenti dolanıyordu. Odaları bağımlı diyordu bazı bekçi abilerimiz, burada çalışan insanlar. Vaziyet planından kat planlarına girdiğimde öyle bir şey olmadığını gördüm. Gayet kullanışlı, düzgün daireler yapıyorlar. İşçiliği de kötü görünmüyor. İşçiliği de şu zamana kadar takip ediyorum. Gayet güzel görünüyor. Eski saraycık şu an kameranın gözüktüğü taraf. Kameranın gördüğü taraf. Bu tarafsa aşağı saraycık. Arada gözüken evlerin bulunduğu yer aşağı saraycık ve aşağı saraycıktan Peçene'ye doğru giden yol. Dördüncü bölge üçüncü etapta evi olup da cephesi batıya bakanlar biraz daha manzaralı olacak. Doğuya bakanlar biraz daha düz manzara olacak. Standart bir manzara ama batı cephesi daha manzaralı olacak. Öyle görünüyor. Gelemeyenler en azından böyle videolarla az çok bilgi sahibi olsunlar diye çekiyorum. Buranın da 4. bölge 3. etabında 1, 2, 3, 4, 5 5 tane evinin dış boyası, sıvası falan her şey yapılmış. Sadece 2, 3, 4 evin dış sıvası kalmış. Bir tane evinde kaba inşaatı halen devam ediyor. 1-2 evinde kaba inşaatı devam ediyor. Ya bence tahmini en fazla bir sene içerisinde buraları da devrederler. Buraları da hak sahiplerine yavaş yavaş vermeye başlarlar. Eğer inşaat firmasıyla alakalı sorun çıkıp da inşaat yarım kalmazsa. Nitekim Saracık Toki'nin esas şu an toprak sahiplerine yapılan yerlerde bazı inşaat firmalarında habire el değiştirdi. İş habire el değiştirdi.